Merhaba arkadaşlar, yanımda Güneş yok bir oğlum Özlü var. Kendisi Facebook ve YouTube'dan tanıyorsunuz zaten. Yani zaten beni tanıyorsanız onu da tanıyorsunuzdur. Ben de tanıyorlar belki. Twitch'ten de tanıyor olabilirsiniz belki. Güneş, ilk sorum abi. Saatin kaç? 1600 lira abi. Hiç alırken hiç kendini sorgulamadın mı? Hiç sorgulamadım. Face'ten kazandığım paralarla ne oldu? Bu yayınlayabilir misin? Yayınlarım olacak. Güzel. Allah Allah. Peki bir araba aldın yakın zamanda. Ne aldın araba olarak? Mal varlığımı niye soruyorsun? RCZ aldım bir tane de. Tesla Mesla diyordun bana demin. Aa, onu unuttum. Nasıl unuttun oğlum Tesla'yı? Tamam, Tesla aldım bir tane. Elektrikli mi? Şarj ederken zorlanıyor musun? Yok. Zorla AVM'ye gidiyorsun. Orada bedava zaten şarjlar. Elektrik günümüzün kullanım detayları olarak hava olsun, doğa olsun korumaya yeltendiği için bu tür araçları destekliyorum zaten. Tesla'ya da buradan teşekkür ediyorum tekrardan. Kaç para verdin lan Tesla'ya? 1 milyon falan. Kaçtı lan? Oğlum, yayıncılar da iyi kazanıyor ha valla. Peki etkinlik nasıldı? Etkinlik çok güzel. Ben çok beğendim. Gerçekten daha iyi bir etkinlik görmemiştim 1v1 olarak. Ciddiyim bunda. Türkiye'den azından. Belki de ilk defa 1v1 etkinliği oluyor. Zaten sıkıysa kötü de Red Bull sponsorum fosor olmaz bu arada. Asla Red Bull'un yaptığı hiçbir şey kötü olmaz. Hele 1v1'leri çok iyi yapıyor zaten. Ben çok memnunum abi. Hele seninle sohbet etmek. Eyvallah eyvallah. Arkasında Erdem abi vardı orada. Maria Mertcan. Şimdilik ismini unuttum ama hatırlayacağım sonra. Ali o Ali. Ali, Kemal hepsi çok iyi insanlar. İyi ki buradayız, birlikteyiz. Etkinlikte ne alakası var? Değil mi? Ne alakası var ama gerçekten çok güzel bir etkinlik arkadaşlar. Güneş'le sormak istediğiniz sorular varsa Güneş'le yakında soru cevap yapacağız. Ona göre kendinize iyi bakın, görüşürüz. Merhaba arkadaşlar, yanımda Arda Linus Afro var. Soyadını unuttum ama olsun. Barışmış. Peki Arda'cığım ilk sorum şu. Ne yapıyorsun burada? Etkinlik nasıl? Anlat bakalım. Abi etkinlik güzel. Tanıdık yüzler de var. Red Bull etkinliği. Red Bull 1v1 etkinliği. Birazdan sahnede oynayacağız. Tandem şeklinde bir konsept var. O da ne diye soracak olursanız işte bir yayıncı klavye, diğer yayıncı mouse tutacak. O şekilde bir maç oynanacak. O şekilde bir etkinlik var. Peki VS atacak o zaman. ZX Smurf ve Immortori gibi zayıf oyuncular olacak senin karşında. Evet. Onları yenebilir misin? Zorlanacak mısın? Kafanda bir taktik var mı? Anlat bize abi. Hemen söyleyeyim. Zaten yani birine Syndra, birine Zed banlarsak yani acı bana falan yapacaklar. O yüzden takılacağız yani. Zaten Aziz'in eski ligi abi acı banaymış böyle birleşik olarak. Ben öyle duymuştum. Zaten bakıyor öyle uyuz uyuz. Gerçi bakmıyor, ben öyle sanıyorum ama. Yani genel olarak ne diyorsun şimdi? Burada olmaktan mutlu musun sen oğlum? Anlat bize. Ne yapıyorsun burada? Önce bir ton adamla VS attın GameX'te falan da. Hiç zorlayan oldu mu seni? Tabii canım, yenenler de oldu. Yani çok fena outplayleyenler de oldu. Helal olsun bu arada, tekrardan onlara tebrik ediyorum. Etkinlik çok güzel, dediğim gibi tanıdık insanlar oluyor. Bize bu etkinlikleri yer veren, bize bu etkinliklerde yer veren firmalara da ayrıca teşekkür etmek lazım. Sonuçta bizi izleyen yani arkadaşlarımız sen de dahil, buradaki ekip de dahil görüştüğümüz insanlar var ve bu insanlarla hoş sohbet geçirip iyi muhabbet ediyoruz. Güzel yani genel olarak. Peki geçen Bostancı'ya geldim, akşam 10 gibi seni aradım. Dışarı çıkmadın, neden çıkmadın? Abi neden çıkmadım? Düşünüyorum. A few moments later. Vallahi ne desem yalan olur. O gün kesin bir işim vardı ama. Yoksa biliriz yani Relegate TV'nin partilerini. Allah Allah. Fazla açık etmeseydi keşke. Tamam. Yayın dışında ne yapıyorsun abi? Günün nasıl geçiyor? Hafif ondan anlat. Bitirelim sonra. Tamam. Yayın dışında genelde sahil yürüyüş yapıyorum. Onun dışında iş başvurularıyla uğraşıyorum. İşte devam eden iki tane iş başvuru sürecim var. Onları bekliyorum. Onun dışında normal sosyal aktif hayatımda. Sosyal aktif hayat, evet biraz saçma oldu. Normal sosyal hayatımda genelde Bostancı tarafında, işte Bağdat Caddesi, Caddebostan tarafında yürüyüş yapmayı seviyorum. Yenge var mı? Yok. Olmasını ister miydin? Bir süre olmasın abi. Instagram'ını söyle o zaman. Linus Tafra. Peki abi, ben çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar. Arkadaşlar yanımda Furkan Immortori Tekeş. Tekeş değil mi? Peki Tekeşliğe mi inanıyorsun, çok eşliğe mi? Tekeşliğe inanıyorum. A few moments later. Merhaba arkadaşlar, yanımda Furkan Immortori Tekeş var. Tam baştan alalım. One hour later. Merhaba arkadaşlar, yanımda Furkan Immortori Tekeş var. Furkancığım, ne yapıyorsun etkinlikte? Nasıl gidiyor? Eğleniyor musun? Şu an eğleniyorum. Güzel gidiyor. Sahneye çıkmayı bekliyorum. Peki. Linus Tafro demin dedi ki ZX Smurf, Linus Tafro falan. Ne dedim lan? ZX Smurf, Immortori falan. Dedi ki yani onları dedi ki yenmek çok kolay olacak. Ağızlarını burnlarını kıracağım, Immortori
böyle koridordan dışarı çıkamayacak dedi. Ne diyorsun bu konuda? Yani tandem modu oynayacağız. Muhtemelen oynamak istediğimiz şampiyonları savarsalar, Zed, Syndra falan oynarız ya, yok ederiz bence ama çok sanmıyorum kazanacaklarını. Aziz'le hiç bir deneme şansınız oldu mu o klavye mouse olayını? Yok, hiç o kadar yakınlaşmadık da. Yakınlaşmadınız mı? Peki Aziz biraz iri yani, mesela o alanda yan yana olacaksınız. Evet. Sıkışma durumunda kolunu falan ittirecek senin. Evet. Tilt olabilir misin öyle bir durumda? Yok, tilt olmam. Daha çok hoşum... Yok, şaka yapıyorum. Ama yok, hiç sorun olmaz, merak etme. Peki ne yapıyorsun abi günlük hayatında? Anlat hemen. Günlük hayatımda son zamanlarda WoW'a başladım. Bir de okul işleriyle uğraşıyorum. O kadar yani, böyle geçiyor. Peki yani yenge var mı? Var. Kaç aydır var? 2. 2 aydır var. Evet. Ha, o zaman olsun, yine sen Instagram'ını söyle. Instagram. Söyleyeyim mi? Tabii, Immortal LOL. Evet. Immortal LOL'muş arkadaşlar. Muhteşem. Oğlum ne bileyim ben. Sevgilim yoksa söyleyebiliyorum Instagram'ı, varsa söylemiyorum. Hayır, varsa da söylüyorsun ama söylersen şey oluyor işte, ihanet etmiş gibi oluyorsun. Ha, şimdi kızlar takip edecek o yüzden. Evet. Aa, tamam o zaman. Tamam, erkekler, sadece güzel erkekler takip. Sadece güzel erkekler. Evet. Sevgilin kız değil mi? Evet. Ha. İyi o zaman arkadaşlar. Şey mi var? Yok yok, öyle sordum. Hayır oğlum, olmasın yani, ben öylesine sordum ya, Allah Allah. Peki abi, ben Furkan'a çok teşekkür ediyorum röportaj için. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın. Arkadaşlar röportaja daha yeni girdik. Arkadaşın adının nickini falan da bilmiyorum. Adın, nickini söyler misin bize? Adım Taha Mertcan. Nickim Drogo Wannabe. Soyadım Akbaba. Neden Drogo Wannabe? Neden Drogo Wannabe? Güzel soru. Aslında biraz troll olmasını istedim. Niye? Harbi sana ne abi? Niye soruyorsun? Hayır oğlum, sen niye karışıyorsun arkada? He? Niye soruyorsun? Niye soruyorum? Kaybettin artık oğlum yani. Kaybettim. Kaybettim, ben de yargılıyorum seni. Ne düşünüyorsun? Nasıl? Ya ben bir şey düşünmüyorum. Ben seni niye sorman lazım? Ne düşüneceksin? Bir şey düşünmene gerek kalmadı. Kaybettin artık. Ya diyecektim hani, tecrübelendik. Seneye bir daha mı diyorsun artık? Seneye artık kalırsak bir daha. Şimdi çeyrek final mi gördün sen? Ben ilk turda elendim ya. İlk turda mı elendin? Olsun. Ama 15. oldum ya. O da iyi. 15. oldun. Ha, bir önceki arkadaş 16. oldu. Şifo. Selam. Ha. Peki yani hiç böyle 15. oldum diye mutlu söylüyorsun, hiç utanma olmadı mı? Neden utanayım yani, ilk defa sahneye çıkıyorum, ilk defa bunu deneyimliyorum ve o kadar oyuncu karşısında yani zor yani. Ligin ne senin? Benim Elmas 3. Elmas 3. Yenildiğin adamın ligi ne? Grandmaster. Ya sen en azından hani Grandmaster olup Diamond 4 adamı yenilmemişsin bir önceki yani. Arkadaş gibi. Peki abi, ben çok teşekkür ediyorum sana. Ya bu arada Drogo'ya buradan selam göndermek istiyorum. Invoker'dan selam. Aleyküm selam. Görüşürüz arkadaşlar.